Bugün Allah'ın izniyle bir ayet veya iki ayet okuyacağız ve bu ayetleri anlamaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, izâ lakîtum fi'eten fesbutu, vezkurullâhe kesîran leallekum tuflihûn. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Rabbimiz olan Allah Celle Celaluhu iman eden kimselere sesleniyor, iman eden kimselere hitap ediyor, İman eden kimseleri çağırıyor. En güzel isimleriyle, en güzel vasıflarıyla çağırıyor. Ya eyyühellezine amenu diyerek. İman eden kimseler Rabbimiz tarafından böyle çağrılmaktadırlar. Bazen de ya eyyühennas, ey insanlar diyerek insanlar çağrılıyorlar. Bazen de ya beni Adem, ey Ademoğlu diyerek insanlar çağrılmaktadır. İman eden kimseler, değerli kimseler oldukları için Allah Celle Celaluhu iman eden kimseleri, Allah'a ve Peygamber'e iman eden, İslam'a ve Kur'an'a iman eden, öldükten sonra dirileceklerine iman eden kimseler çağrılıyorlar. İslam'ın hak din olduğuna inanıyorlar. İslam'dan önceki dinlerin neshedildiğini, Kur'an-ı Kerim'den önceki kitapların hükümlerinin kaldırıldığına inanan kimseler çağrılıyorlar. İman eden kimseler, değerli kimseler oldukları için böyle çağrılmaktadırlar. Allah Celle Celaluhu iman eden kimselerle beraberdir. وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ Allah iman eden kimselerle beraberdir. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Allah iman eden kimselerle beraberdir veya Allah sabreden kimselerle beraberdir veya iyilik yapan kimselerle beraberdir veya muttakîn denilen takva sahibi olan kimselerle beraberdir veya buna benzer ayetler vardır. Allah nedir? وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ Allah nedir? İman eden kimselerle beraberdir. Yani yardımıyla, korumasıyla iman eden kimselerle beraberdir. Zatıyla değil de nedir? Allah'ın yardımı, Allah'ın koruması, Allah'ın nedir? İnayeti iman eden kimselerle beraberdir. Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetinde اِنَّ اللّٰهَ يُدَافِعُوا عَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah Celle Celaluhu iman eden kimseleri korur. İman eden kimseleri muhafaza eder. Başka bir yerde de قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ İman eden kimseler mutlaka felaha ereceklerdir. Kurtuluşa ereceklerdir. Yani cehennemden kurtulup cennete gireceklerdir. O iman eden kimselerin tabi vasıfları vardır, özellikleri vardır, meziyetleri vardır. Yine bu özellikler, bu vasıflar, bu meziyetler Kur'an-ı Kerim'den öğrenilebilir veya Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden öğrenilebilir. Mesela bu ayette ne diyor? قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ İman eden kimseler mutlaka felaha ereceklerdir. Nasıl bir şekilde iman eden? اَلَّذ۪ينَهُمْ fi salatihim khashi'un namazlarında
huşu içinde kılan kimseler. Şimdi namaz kılan kimselerin sayısı azdır. Ama huşu içinde kılan kimselerin sayısı daha da azdır. Daha da azdır. Kılıyoruz ama acaba nasıl kılıyoruz? Yani bedenimiz kılıyor, ruhumuz, kalbimiz, diğer organlarımız, diğer azalarımız acaba bu namaza iştirak ediyor mu? Bu namaz bize huzur veriyor mu? Bu namaz bizi kötülüklerden, haramlardan, günahlardan alıkoyuyor mu? Mesela Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Namaz kılan kimseleri mutlaka nedir? Kötülüklerden, haramlardan, günahlardan ne yapar? Korur. Veya alıkoyar. Şimdi kıldığımız namaz gerçekten bizi kötü olan sözlerden, kötü olan işlerden, kötü olan davranışlardan, kötü olan ahlaktan, kötü olan fikirlerden alıkoyuyor mu? Koruyor mu? Korumuyorsa, alıkoymuyorsa demek ki mutlaka bir yerde ne vardır? Bir sorun vardır. Ya o namaz kılan kimsenin imanında bir sorun vardır, bir sıkıntı vardır veya o namazı kılan kimse Allah'ın veya Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin gösterdiği bir şekilde kılmıyor veya Allah rızası için kılmıyor. Biraz önce Rabbim kabul eylesin, namazımızı kıldık. Şekil olarak aynıdır. Aynı tarafa, aynı yöne yönelerek namaz kıldık. Efendim, secde olarak, ruku olarak, kıyam olarak aynıdır. Ama elde edilen sevaplar acaba aynı midir? Değildir, farklıdır. Herkesin nedir? Samimiyetine göre, iyi niyetine göre o ibadeti gerçekten Allah'ın ve Peygamber'in emrettiği bir şekilde mi kılınıyor? Veya imanı gerçekten sağlam mıdır? İmanı bozuk mudur? İmanında bir sıkıntı var mıdır? Arada sırada da insan imanını kontrol etmelidir. Acaba ben iman ediyorum gerçekten Allah'ın ve Peygamber'in istediği bir şekilde mi iman ediyorum? Hani Peygamberimiz de sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ceddidû imanakum. İmanınızı ne dediniz? Yenileyiniz. Tecdid ediniz. Ceddidû imanakum. İmanınızı yenileyin. Neyle, nasıl imanımızı nasıl yenileyeceğiz? Neyle yenileyeceğiz? Ceddidû imanakum bi kavli la ilahe illallah. Sözünü söyleyerek. Bu sözü söylerken tabi severek söylemeliyiz. Anlayarak söylemeliyiz. İslam'ı yaşayarak söylemeliyiz. İslam'ın emirlerine uyarak söylemeliyiz. Birçok kimseler bu sözü söylüyorlar. Acaba anlamı nedir? La ilahe illallah. La ilahe illallah. İslam'a girecek olan bir kimse neyle girmesi gerekiyor? Ne söyleyerek girmesi gerekiyor? La sözünü söyleyerek. Yani önce Allah'a iman ederek değil de önce ne edilmesi gerekiyor? Önce Allah'ın dışındaki ilahları, tanrıları, tağutları, mabutları reddedeceksin. Önce iman etmeden, Allah'a iman etmeden önce ilahlık taslayan kimseleri inkar edeceksin, karşı geleceksin, reddedeceksin. Ondan sonra ne gerekiyor? İkinci merhalede efendim, Allah'ın dışındaki ilahları mabud edinen kimseleri de reddetmen gerekiyor. Üçüncü merhale Allah'ı mabud edilmelisin, yani Allah'a ibadet etmelisin. Ve dördüncü de Allah'a kulluk yapan, ibadet eden kimseleri de sevmelisin, sevmelisin. Kısaca La İlahe İllallah'ın anlamı budur.